Şampiyonlar Ligi bir başka baharı mı? Aslında koronavirüs belası tüm dünyanın başına bela olmasa Şampiyonlar Ligi finali geçen hafta Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanmış ve Avrupa'nın futboldaki en büyüğü belli olmuştu. Ne var ki pandemi süreci bizleri bu ev sahipliğinden, dünyayı da futbol heyecanından mahrum bıraktı. Peki bu maç ne zaman oynanacak? Yani bu final ne zaman gerçekleşecek? İşte bu sorunun yanıtını 17 Haziran'da UEFA'nın telekonferans aracılığıyla yapacağı toplantıda alacağız. Bu toplantıda İstanbul finalinin geleceği belli olacak. Ve UEFA büyük olasılıkla İstanbul finalini bir başka ülkeye, bir başka kente alacak. Gerekçeleri ise çok basit. Çünkü daha henüz eleme turları bitmedi, henüz yarı finaller, çeyrek finaller oynanmadı ve bütün bu takımları riske etmeme adına tek bir ülke, tek bir kent ve o kentteki çeşitli statlarda yapılacak finallerle şampiyona sona erecek İstanbul ev sahipliği yapamayacak. Buraya kadar her şey normal gibi gözüküyor. Çünkü pandemi tüm dünyayı etkiledi ve söyleyecek tek sözümüz yok. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu'nun çok ciddi bir yatırımı vardı. Halkalı Atatürk Olimpiyat Stadı'na 100 milyonlarca lira yatırılmış ve final için değişik düzenlemeler, gayet de hoş organizasyonlar planlanmıştı. İşte bu çabanın, bu emeğin boşa gitmemesi için Türkiye Futbol Federasyonu UEFA'ya bir mektup yazdı. Dedi ki bu finali biz gelin en iyisi bir sene sonraya bırakalım. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu biliyor ki eğer 8'li finaller oynanırsa İstanbul'a hiçbir zaman maç verilmeyecek bu yıl içinde veya biz çok ısrar edersek elemelerden sonra tek maç olarak İstanbul'da seyircisiz kapalı kapılar ardında bir final oynanacak. Açıkçası 2005 yılındaki coşkulu Milan-Liverpool finalini hatırlayanlar İstanbul'un seyircisiz, tırnak içinde öksüz ve yetim bir final gerçekleştirmesini istemiyorlar. İşte Futbol Federasyonu'nda dayanağı burada ve Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya yazdığı mektupta şu ifadeler var. Biz bu organizasyonu tam bir sene sonra seyircili ve coşkulu biçimde gerçekleştirmek istiyoruz. İşte UEFA 17 Haziran'da telekonferans aracılığıyla gerçekleştireceği toplantıda bu konuyu masaya yatıracak. Ancak bu iş bu kadar kolay değil. Niçin kolay değil? Çünkü UEFA Şampiyonlar Ligi ev sahipliği finallerini, ev sahipliği programını yıllarca öncesinden yapıyor ve paylaştırıyor çeşitli ülkeler, çeşitli kentler arasında. Ve bildiğimiz üzere Şampiyonlar Ligi'nde 2021 finali St. Petersburg'a verilmiş durumda. Keza 2022 Münih, Münih'in stadı çok güzel. Ve 2023 Londra, büyük ihtimalle Wembley. Bu üç ev sahipliği belli. Bizim için en erken tarih 2024 gibi gözüküyor. Ancak Futbol Federasyonu 2024 tarihine sıcak bakmıyor ve diyor ki kaydırmayla 2021'de bu finali oynayalım. 17 Haziran'da bu karar verilecek mi, verilmeyecek mi? Açıkçası İstanbul'un bu talebi gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi hep beraber göreceğiz. Ancak Türkiye'deki organizasyonlarda, etkinliklerde ve özellikle demeç savaşlarında eleştirdiğimiz Futbol Federasyonu gerçekten burada Nihat Özdemir'le, Servet Yardımcı'yla, Mehmet Baykan'la, Ali Düşmez'le çok önemli bir adım attı ve UEFA'ya bu mektubu yazdı. Şimdi açıkçası tüm futbol dünyası olarak 17 Haziran'ı can kulağıyla bekliyoruz. Çünkü bunun sonunda ya İstanbul finali olduğu gibi uçacak, buharlaşacak ve 100 milyonlarca liramız heba olacak. Ya çok ısrar edeceğiz, bu maç seyircisiz oynanacak. Ne gelen olacak, ne giden olacak, ne İstanbul'un marka değerini tanıtabileceğiz. Ya da UEFA bizim teklifimizi kabul edecek. Birer yıl kaydırmayla 2021 finalini bize verecek. 2021'de St. Petersburg'u 2022'ye kaydıracak. 22'deki Münih 23'e, 23'teki Londra'da 2024'de bırakılacak. Açıkçası kapalı kapılar ardında gerçekleşecek bu toplantıda Türk futbolunun, Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Türkiye'nin lobiye ihtiyacı var, desteğe ihtiyacı var. Evet, geçen hafta oynanması gereken Şampiyonlar Ligi finalinin perde arkası böyle. Cumhuriyet izleyicileriyle, Cumhuriyet okurlarıyla, Cumhuriyet severlerle paylaştık. Peki futbol dünyasında neler oluyor? İsterseniz Futbol Federasyonu merkezde biraz da onlara değinelim. Biliyorsunuz geçen haftanın konuları çok yoğundu. Öncelikle Cuma günü başlayacak Süper Lig. Pandemi gölgesi altında top santraya konuyor. Acaba kazasız belasız bu süreci, bu 8 haftayı
ve 2 de kupa maçını ve finalini geçebilecek miyiz? Açıkçası yüreğimiz küt küt atıyor. Bunun yanı sıra geçen haftanın en önemli konusu Trabzonspor'a UEFA tarafından verilen Avrupa Kupalarından men cezasıydı. Ve ne yazık ki o da kasa devroldu. Yani futbolun tahkim mahkemesi Trabzonspor'un önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi veya UEFA Kupası'na katılma hakkı elde ettiğinde o arenada, dış mecrada mücadele edip edemeyeceğinin kararını verecek. Gönlümüz Trabzonspor'dan yana. İnşallah, umuyoruz Trabzonspor güzel bir savunma yapacak ve kastan istediği kararı alıp hak ettiği takdirde Şampiyonlar Ligi ve veya UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek. Evet, bunlar futbol içi konulardı. Güzel şeylerdi. Fakat bir de futbolun kavga yönü patladı geçen hafta. Anımsarsınız, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir bir Instagram yayınına katıldı. Artık insanlar yüz yüze röportaj yapamıyorlar. Dijital ortamda bu röportajlar gerçekleşiyor. Ve Nihat Özdemir Ekonomist Dergisi'nin sorularını yanıtlarken şöyle bir ifade kullandı. Aynen, ne eksik ne fazla. 9 yıldır Türkiye'de şikeye rastlanmadı. Ve tabii 2010-2011 sezonunu kastediyordu Nihat Özdemir. Hemen ertesinde kıyamet koptu. Önce sosyal medya, sonra Fenerbahçe kongre üyeleri, ertesi sabah Fenerbahçe yönetimi Semih Özsoy'la önce, ardından Sayın Ali Koç'la kulübün resmi açıklamaları, artık Nihat abi değilsin türünde açıklamalar, Sayın Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kırmızı çizgimiz 2010-2011 sezonudur, müzede kupamız durmaktadır açıklaması ve artık Nihat Özdemir mümkünse Fenerbahçe kulübüne hizmet etmesin ifadesi. Ve hemen onun ardından Fenerbahçe'nin o dönemlerdeki hapis yatmış başkanı, Fenerbahçe için bedel ödemiş başkanı Sayın Aziz Yıldırım konuştu. Aziz Yıldırım'ın ifadesi de şöyleydi. 2010-2011 sezonunda yönetimiyle, başkanıyla, futbolcusuyla, taraftarıyla o camia o şampiyonluğu hak etmiştir ve şu an o şanlı kupa Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun müzesinde durmaktadır demişti. Ve bu gelişmelerin hemen ardından futbol dünyası bir karıştı. Nihat Özdemir'in Fenerbahçe kulüp üyeliğinin düşürülmesi istendi. Fenerbahçe'nin önde gelen isimlerinden açıklamalar geldi. Nihat Özdemir bu olayın üzerine böyle sükunetle, sakinlikle gideceğine, üstelik Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden bir açıklama yaptı ve şu anki Fenerbahçe yönetimi sportif başarısızlığını, bana tırnak içinde söylüyorum, saldırarak unutturmaya çalışıyor diye. Evet, herkes her açıklamayı yapabilir ama Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinde Fenerbahçe'nin veya X takımın başarı veya başarısızlığı üzerine federasyon başkanı açıklama yapamaz. O kurumun başkanı da olsanız o açıklamayı yapmaya hakkınız yok. Ve bu olayda, bu işin üzerine böyle bir benzinle, ateşin üzerine bidonla benzin dökmeye dönüşünce Fenerbahçe tekrar ayağa kalktı. Bu kez Fenerbahçe'nin yüksek divan kurulu üyesi sevgili Vefa Küçük devreye girdi. Vefa Küçük, üzerinde çok emeği olduğu TFF Başkanı, Fenerbahçe'nin eski as başkanı ve yöneticisi Nihat Özdemir'e bir çağrıda bulundu. Lütfen yanlış anlaşılma yaşandıysa açıkla. Lütfen Fenerbahçeli taraftarları daha fazla üzmedi. Ve çok bir zaman geçmeden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir yine TFF antetli bir kağıtla Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e bir yanıt verdi. Ve dedi ki yanlış anlaşıldım. Ve dedi ki ben aslında öyle bir ifade kullanmadım. 9 senedir Türkiye'de kaosun, karışıklığın, tartışmanın yaşanmadığını ifade ettim. Ancak bu yanıt Fenerbahçelileri memnun etti mi? Asla. Ve Fenerbahçe kaynıyor. Ve Fenerbahçe'de Nihat Özdemir'e yönelik öfke dinmiyor. Ve önümüzdeki günlerde Fenerbahçe TFF Başkanı, eski başkan vekilleri, as başkanları, yönetim kurulu üyeleri Sayın Nihat Özdemir için ihraç sürecini başlatacak. Ve hep beraber bekleyeceğiz, göreceğiz. Evet, bu yayınımızın sonuna geldik. Kısa bir hafta değerlendirmesinde bulunduk. 12 Haziran Cuma günü başlayacak Süper Lig maçları öncesinde de futbolculara, teknik adamlara, hakemlere, gözlemcilere ve top toplayıcı kardeşlerimize de o müsabakaların güvenliğini sağlayacak güvenlikçi kardeşlerimize sağlık diliyoruz. Koronavirüsten uzak durmalarını temenni ediyoruz. Kazasız belasız da bu ligi Temmuz ortasında bitirmeyi hedefliyoruz.